Mehmet Turgay abimiz oluyor şahsen. Ama biyolojide kalıyor, ben bunu açıkça söyleyeyim. Çünkü ailede hiç kimseyle bir ilişkisi olmadığını bütün tanıdıklar biliyor. Bizi tanıyanlar da biliyor. Aile olarak onunla hiçbir bağımız ve bağlantımız yok. Kendisi zaten 89'lardan beri köy koruculuğu, JITEM, ajanlık, o dönemden beri 89'dan beri devletle ilişkili ve devlete çalışan bir insandır. Oraya gelmesi de biz çok böyle şey bulmuyoruz yani. Aile olarak reddediyoruz ama kendi şahsı için normal bir şeydir. Çünkü geçmişi kirlilik ve karanlık içinde geçmiş bir insandır. Hala 90'lardaki gibi aynen kendi sistemine, devletle çalışma sistemini devam ettiriyor. Bunun bilinmesini istiyoruz. Yani aile olarak abilerimiz yolunu seçmiş, gitmişler 93'ten beri. 93'te HDP'yle ne alakası var yani? Şimdi kalkıp gelip orada bunu yapması bizi üzdü. Kendisinin bizden uzak olduğunu, Adana'da olduğunu, bu yaşıma gelmişim, sadece 3 defa onu görmüşüm yani. Niye? Bir kirlilik içinde, kendi zihniyeti kirli olduğu için bir türlü toparlayamıyor. Şimdi buna baktığımız zaman da şu nettir, para karşılığı hiçbir şey, para olmadan hiçbir şey yapmaz yani, biz onun kişiliğini bildiğimiz için. Ben kardeşi olarak onu biliyorum. Para karşılığıdır, para teklifi gelmiş. Gelmiş oraya kendi başına. Yani normalinde iki tane abimiz gitmiş, orada sadece bir tanesini dile getiriyor. Hani oradan anlaşılıyor ki bir kişilik para almış. Yani ben onu o şekilde değerlendiriyorum. Zaten kendi karakteri devlet sistemine çalışan, sisteme çalışan bir karakterdir. Hadi sen oraya gelmiş bir konuşma yapıyor. Aslında konuşması da bilinçli bir konuşma değil yani. Bilinçsiz, ne kadar öğretmişlerse o kadar konuşuyor. Çünkü iki kelimeyi de bir araya getirme karakterine sahip değildir. Bugün bu coğrafyada yani bir kirli bir siyaset yürütülüyor ve o da ona ortak olduğu için biz aile olarak özellikle Kürt halkından özür diliyoruz. Abilerimizden de özür diliyoruz. Onun olmasını istemiyorduk ama bugün olmuş yani, biz ne diyeceğimizi bilmiyoruz şu anda. O kendi fikri, bizim de kendi fikirlerimiz var ama asla ve asla ona katılmadığımızı belirtiyoruz. Karakter sahibi olan bir insan oraya gitmez. En azından kendini bu şekilde lanse etmez. Bilgili bir insan orada o şekilde konuşmaz. Bellidir yani, ne kadar para almışsa o kadar paraya göre konuştuğu, o şekilde bir şeyler yapmak istediği. Tabii insanın geçmişi, devletin sistemi içerisinde yaşayıp bugüne kadar getirmişse, bugünden sonra da devamını getirecek yani, bu son olmayacak, biz bunu iyi biliyoruz.